Trash, kurnaz buluşlarıyla acılar içinde kıvrandırdığı fanilerin iradelerini yavaş yavaş kırmasıyla nam salmış ve bununla gurur duyan sadist bir hortlaktır. Ebediyete kadar işkence etmek için fenerini hapsettiği ruhlara öylesine korkunç ıstıraplar çektirir ki kurbanları ölmekten beter hale gelir. Tarihin sayfalarından silinip gitmeye yüz tutmuş çağlarda, sonradan Trash adıyla anılacak adam, bilgi toplayıp muhafaza etmeye adanmış bir kardeşliğe mensuptu. Bu kardeşliğin önderleri Trash'i, tehlikeli ve karanlık büyülü emanetlerle dolu bir yeraltı mahzeninin muhafızlığıyla görevlendirmişti. Trash'in olağanüstü sağlam bir iradesi ve çok nizami bir mizacı vardı. Dolayısıyla bu tür görevler için tam biçilmiş kaftandı. Trash'in muhafızlığını yaptığı mahzen, bir adalar zincirinin merkezinde yer alan hisarın derinliklerine gömülüydü. Ve rün nişanlar, sihirli kilitler ve kuvvetli totemler tarafından korunuyordu. Büyü, içindeki kötülüğü aramaya koyulunca, Trash uzun süre maruz kaldığı bu karanlık efsunlardan etkilenmeye başladı. Emanetler yıllarca kendine olan güvenini kemirdi ve Trash'i en derin korkularıyla kışkırtıp gaddarlığını körükledi. Trash'in içindeki nefret, zalim davranışlar şeklinde yüzeye çıkarken, zaaflardan faydalanma yeteneği gün be gün keskinleşmeye başladı. Bulduğu canlı bir kitaba bile işkence ediyordu. Sayfalarını tek tek koparıp alıyor, geriye hiçbir sayfa kalmayınca kitabı yeniden birleştiriyordu. Kadim bir büyücünün ruhuyla bütünleşmiş bir aynanın camını matlaşana kadar kazıyor, adamı karanlığa mahkum ediyor, sonra camı yeniden parlatıp işe en baştan başlıyordu. Nasıl ki sırlar anlatılmak için yanıp tutuşursa, büyülerin de en büyük arzusu hayata geçmektir. Ama Trash, büyülere bile her gün zulmetmekten geri kalmıyordu. Büyülerin sözlerini söylemeye başlıyor ve kelimeler dilinden su gibi dökülürken son heceye gelir gelmez susuveriyordu. Acımasızlığını açık edecek bütün ipuçlarını zarafetle gizlemeyi öğrendi. Böylece kardeşlikten ona bakan kimse disiplinli bir muhafız dışında bir şey göremiyordu. Mahzen öylesine engindi ki kimse içindekileri Trash kadar eksiksiz bilmiyordu ve gel zaman git zaman önemsiz emanetler kardeşliğin hafızasından silinmeye başladı. Tıpkı Trash gibi. Bunca titizlikle yürüttüğü çalışmalarını saklamak zorunda kalmak Trash'in içini kemiriyordu. Muhafızlığını yaptığı her şey ya kötülükle doluydu ya da bir şekilde çarpık bir yola sapmıştı. O zaman Trash ne diye dilediğini yapmakta özgür olmasındı ki? Mahzeninde birbirinden acayip sayısız büyülü eşya vardı ama hiç insan yoktu. Ta ki zincire vurulmuş bir adamı sürükleye sürükleye getirip bıraktıkları güne kadar. Adam bir kara büyücüydü ve bedenini ham büyüyle bütünleştirmişti. Bu sayede ne kadar ağır yaralanırsa yaralansın dokularını iyileştirme gücüne kavuşmuştu. Trash bu yeni mahkumu görünce keyfinden dört köşe oldu. Zira bir insana çektirilebilecek en büyük ıstırapları çektirse bile helak olmayacak, yıllar boyunca dilediğince oynayabileceği bir oyuncağa kavuşmuştu. Bir kanca kullanarak kara büyücünün derisini itinayla yüzmeye koyuldu. İyileşene kadar da zincirleriyle yarayı kamçılıyordu. Zamanla mahzeni turlarken zincirlerini üstünde taşımayı alışkanlık haline getirdi. Yaklaşırken çıkardığı sesler kara büyücüyü ta uzaklardan bile dehşetler içinde kıvrandırıyor. Trash ise bundan şeytani bir zevk alıyordu. Zulüm fırsatından yana hiç kıtlık çekmeyen Trash, hisarın üst katlarındaki kardeşlikten iyiden iyiye uzaklaştı. Yemeklerini mahzende bir tek fenerin aydınlattığı odasında yemeye başlamıştı. Ve yer altındaki dehlizlerden nadiren çıkıyordu.
neredeyse hiç güneş görmediği için benzesi oldu ve yüzü çöküp boş bir surete büründü. Kardeşliğin diğer mensupları ondan uzak duruyordu. Ve bu yüzden olsa gerek, kardeşlikten bazıları sırra kadem basmaya başladığında hiçbirinin aklına Trish'in inini araştırmak gelmedi. Yıkım adıyla bilinen felaket günü gelip çattığında büyülü şok dalgaları adaların bütün sakinlerinin canlarını aldı. Ve onları ölümle yaşam arasında bıraktı. Başkaları acı içinde feryat ederken Trish bu yıkımdan büyük bir haz alıyordu. Bu felaket onu korkunç bir hortlağa dönüştürmüştü ama gölgeler diyarına göçen birçoklarının aksine Trish kimliğini yitirmedi. Aksine acımasız işkencelere düşkünlüğü ve zayıflığı anında sezme kabiliyeti daha da baskınlaştı. Faniliğin sınırlayıcılığından sıyrılıp zulümlerine ceza kaygısı duymadan devam edebilmek onun için gümüş tepside sunulan bir fırsattan farksızdı. Hortlak haliyle Trish hem ölülere hem de canlılara bitmek bilmez acılar çektirebilir. Çaresizlikleriyle hazza doyabilir. Ve ardından ebediyen ıstırap içinde kıvranmaları için kurbanlarının ruhlarını hapsedebilirdi. Trish artık sadece belli kurbanlar arıyor. En zeki, en dayanıklı ve iradesi en güçlü olanları. En büyük sevki, içlerinde en ufak bir umut kırıntısı bile kalmayana kadar kurbanlarına işkence edip onları zincirinin ucundaki kancaya teslim etmek. Now,